Gel. Orada dinliyor abi. Gel. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Valim, 2,5 yıllık pandemi süresinden sonra bu kadar esnaf zaten büyük bir sıkıntılarla mücadele etti. Şu an bu duruma gelmelerinin en büyük sebebi pandemi. Siz de ikinci bir sebebi olmamak için yapmış olduğunuz göbek, kaldırım çalışmalarında tekrardan yeniliğe gidilmesini istiyoruz. Vatandaşımız gördüğünüz gibi bütün herkes mağdur durumda. İnsanların hepsi burada araçlarını park etmek... Konuşamıyor mu? Döndü. Devam edeceğim. Dur. Dönsün. Buradaki insanların hepsi ağır işler yapan insanlar. Birisi geliyor, su indiriyor. Birisi geliyor, un indiriyor. Bunların hepsi arabanın mecbur durmak zorunda. Bunların başka bir çaresi yok. Biz burayı araştırdığımız zaman trafik işgal ediyoruz. Şu görmüş olduğunuz kaldırımların hepsi, burası normalde 6 tane arabanın, 7 tane arabanın yan yana geçebileceği bir yer. Kırşehir'in en büyük yollarından birisi. Ama şu anki şu durumda yapmış olduğunuz göbek, yapmış olduğunuz bu şekilde bir çatal, refüj, bunların hepsi esnafa, herkese zararlı. Biz yıkamacıyız. Yıkamanın ortasına yapmış olduğumuz şeritler. Biz karşıdan gelen arabayı içeriye alamıyoruz. İkinci, biz karşıya duba atmak zorundayız. Duba atmamızın tek sebebi trafiğe engel olmamak, trafiğe işgal etmemek. Ama bunların önüne herhangi bir kimse gelip de bize yardımcı olmuyorlar. Sadece yaptıkları tek şey köstek olmak. Birisi geliyor, derdimizi anlatıyoruz. Tamam şuraya gidin diyorlar. Oraya gidiyor, derdimizi anlatıyoruz. Buraya gidin diyorlar. Bizim derdimizi anlayacak burada kim var? Biz kimle irtibata geçeceğiz? Bize kim yardımcı olacak? Aha, buradaki esnafın hepsi aynı bu şekilde bu işte mağdur durumda. Birisi yemci, birisi burada tüpçü. Bu adamın haftada bir kamyonu geliyor. Bu adam kamyona malzemeyi nereye indirecek, nasıl indirecek? Tamam eyvallah, yol çalışması çok güzel oldu, kaldırım çok güzel oldu ama esnafa bir gezilir. Esnafın önce benim bildiğim bir ricası, bir şeyi, bir isteği, bir arzusu var mı söylenir. Biz emir etmiyoruz, sizden rica ediyoruz. Yapmış olduğunuz şu kaldırımlara, yollara tekrardan bir yön verin, tekrardan bir şekilde bir proje çizin. Zaten projesiz oldu buralar. Projeli bir şekilde esnaf gelsin, konuşulsun, bir esnafa danışılsın. Ya da siz gelin 2 saat, 3 saat bu trafik nasıl akıyor, bu trafiğin gidişatı nasıl, izlensin. İzlendikten sonra karar verirsin. Yani tamam, hizmetler çok güzel, hizmetler yani çalışılıyor. Fakat abi yani biraz daha esnetirsek her şey daha güzel olacağını düşünüyoruz yani. Bu kadar, burası otoban değil abi, burası uzun çarşı ya. Yılların yani yeri burası, yılların çarşısı yani. Biraz daha buralar refüjler küçültürse, buradaki göbek abi ya, yemin ediyorum otobanda, ana yolda böyle bir göbek yok. Biraz daha daraltılacak ya, fazla bir isteğimiz yok. Burayı bir gösterin abi. Bu göbeği, bu göbeğin abi bu kadar büyük olmasının bize zararı var ama küçültmesinin bir belediyemize bir zararı olacağını düşünmüyoruz. Hatta trafik akışı daha güzel ilerler. Daha güzel, herkes geçişte olur. Buradan ne kamyon geçebiliyor yani, ne yoldan araba geçebiliyor. Büyük 50'lik cc hiçbir şey geçemiyor ya. Yani buranın ufaltılması kimseye bir zararı olmaz bence. Öyle düşünüyorum. Yani herkes de buna katılıyor yani. Hepimizin bu kadar esnaf buraya, şeyi bu şekilde yani. Bu kadar esnaf buraya memnun olsa zaten toplanmaz. Biz bütün esnaflar olarak gelenin yapılmasını arz ediyoruz. Biz burada sıkıntı çekiyoruz. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz. Buradaki bütün esnaflar şu anda perişan. Şu anda hiç kimse iş yapamıyor. Pandemiden dolayı zaten yapamamışlardı. Şu anda da yapamıyorlar. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Evet.